İlgiyi ve gerçek dünyadan kaçış ihtiyacınız günümüzde kültür endüstrileri kullanıyor. Bu kullanma sayesinde de toplumsal belleğe ulaşmada da yeni imkanlar yaratıyor. Kültür endüstrisinin temel amacı kitlelere ulaşmaktır. Kitleleri ise onların kültürel benliklerini kullanarak daha kolay ulaşıyor. Sözlü kültür ortamında yüz yüze iletişimle icra edilen masallar, kültürel kodları biliyorsunuz kuşaktan kuşağa aktararak varlığını devam ettiriyor. Masal türünde de hemen hemen her toplulukta, kültürde rastlamak mümkün. Masalın şöyle bir özelliği var. Bir taraftan yereli barındırıyor içerisinde ama diğer taraftan da evrensel değerlere sahip bir tür. Bu bağlamda da kültür endüstrileri için kaçınılmaz bir maden oluyor. Sözlü kültürdeki masal veya masallar yayıncılık sektörü tarafından öncelikle kullanılıyor ya da daha farklı da olabilir. Hani nasıl kullanıldığını şöyle bir örnekleme açısından masal önce karşımıza derlenip bir kitap haline geliyor. Arkasından bu senaryo yazılıp sinemaya aktarılıyor. Sinemadan daha sonra tekrar yazılım sektörü olarak kullanılıyor. Arkasından tasarım sektörü, hediyelik eşyalar, oyuncaklar üretiliyor. Arkasından yine müzeler bunları sergiliyor. Neşeli Günler filminde olduğu gibi film platoları ziyarete açılarak turu çekiliyor. Yani burada müthiş bir döngüsel bir aktivite ortaya çıkmış oluyor. Sadece bir masaldan milyar dolarlar kazanılabiliyor. Masallar kim olduğumuzu, nerede nasıl yaşadığımızı önemli olmaksızın herkesin hayatına mutlaka değinmiş ve hayatında önemli bir yer edinmiştir. Herkesin mutlu sonla biten hikayelere karşı bir sempatisi vardır. Birbirine benzeyen temalar, karakterler, sonu belli olmayan hikayeler bunlar hep böyledir ama bunları defalarca ilgiyle karşılıyoruz ve okuyoruz. Çocuklar masallara yetişkinlerden daha gerçekçi yaklaşıyor. Sinemanın belki de masallara olan ilgisi de buradan ortaya çıkıyor. Sinema ve masal ilişkisine değinmişken Grimm kardeşlere değinmeden geçmek olmaz. Grimm kardeşler biliyorsunuz Jacob ve William kardeşler bunlar masal derleme faaliyetlerinin ilk temsilcileri olarak kabul ediyoruz. Bunların hayatıyla da ilgili Brothers Grimm diye bir film vardı. 2005 yılında yapıldı. Yine masal anlatısı olarak karşımıza çıktı. Bu anlamda da bugün sinemada izlediğimiz, burada vurgulamak istediğim, sinemada izlediğimiz pek çok filmin temelinde Grimm kardeşlerin derlediği şuradaki Kinder House Märchen adlı yani çocuklara ve ev halkına masalları adlı eser yer almakta. Yine Grimm kardeşlerin derlediği Cinderella masalının Türk sinemasındaki tarafından 1971 yılında çekilmiş sinema filmi ve sahneleri yer alıyor. Alice Harikalar Diyarında filmi de yine kültür endüstrisi açısından önemli. 2010 yılında vizyona giriyor. Hepinizin çok iyi tanıdığı Johnny Depp oynuyor. Önemli olan filmin dünya çapında 1,25 milyar dolardan fazla bir hasılat elde ediyor. Yani sizin bugün yarattığınız ya da oluşturduğunuz işte bir araba sektörü ya da işte farklı bir sektörden bir film daha fazla getiri, yani kültür daha doğrusu çok daha fazla getiri sağlıyor. Hocamız da biraz önce grafikte göstermişti. Kültür endüstrisinin yükselişi ve diğer endüstrilerin yükselişi arasında ciddi bir fark var. Yine filmden hemen sonra bakıyoruz oyuncaklarını, Alice Harikalar Diyarındaki karakterlerin oyuncaklarını görüyoruz. İkincisi yine hediyelik eşya. Bununla ilgili işte Salvador Dali'nin de özgün gravürleri olan bir kitap, bir müzayede 5.625 dolara satılıyor. Düşünün yani sadece bir kitabın, ya filmden sonra yapılan bir kitabın maliyetini. Müzikalleri ve tiyatrolarından bahsetmeye gerek yok. Bütün dünyada sergileniyor. Bilgisayar oyunları hala internette var. Bunlar hala gençler tarafından oynanıyor. Oz Büyücüsü filmi, bu da oldukça önemli. Fantastik bir müzikal film.
1939 yılında Kuzey Amerika, burada da yine film çeşitli eleştiriler, yazılar, popüler anketlerde tüm zamanların en iyi filmlerin listesinde ilk onda günümüzde de yer almakta. Kuzey Amerika sinemalarında o dönemde 14 milyon dolarlık bir yanlış hatırlamıyorsam hasılat elde ediyor. Yani enflasyonla bugüne getirdiğimizde 250 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş oluyor günümüzde. Bu da Oz Büyücüsü'nün 1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesi'nde adıyla Türk sinemasının yapmış olduğu film. Yine burada birinci üst fotoğrafta çocuk kıyafetlerini görüyoruz Oz Büyücüsü'nün. Bu moda tasarım endüstrisinin yani masalı nasıl kullandığı, sinemadan sonra nasıl kullandığına bir örnek açısından bunları veriyorum. İkincisi yine oyuncak sektörü tarafından Oz Büyücüsü kullanılıyor. Üçüncüsü tiyatro sektörü, audiovisual dediğimiz görsel işitsel alanlarda, endüstriler alanında kullanıldığını örnek. Hemen altındaki fotoğraf artık hepimizin cebinde olduğu cep telefonu kılıfları ve diğeri yine hediyelik eşya, bir diğeri de kitap yayın olarak da tekrar sinemadan sonra bu tür eserlerin popüler olup tekrar çok satmaya başlamasıyla beraber ortaya çıkan yayınlar. Yine Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Özgün Eddie Snow White and the Seven Dwarfs. 1937 yapımı Amerikan animasyon filmidir. Walt Disney tarafından yapılmış önemli bir film. İlk afişimiz o filme ait. İkincisi de yine Türk sinema sektörü tarafından karşılığını, yani bir varyantı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi. Zeynep Demircioğlu, Değirmencioğlu, özür dilerim, oynamıştı. Üçüncü fotoğrafta da Pamuk Prenses oyuncaklarının özellikle fiyatlarıyla beraber koydum. Pamuk Prenses oyuncaklarının kültür endüstrileri tarafından üretimlerine örnek oluşturması ve bu oyuncaklardan nasıl para kazanıldığını ya da nasıl gelirler elde edildiğini göstermek adına önemli. Yine 2012 yılında muhtemelen pek çoğunuz izlemiş olmalısınız. Pamuk Prenses ve Avcı adıyla yayınlanmıştı. Yine Grimm kardeşlerin derlediği Snow White adlı masaldan uyarlanmış. Ve Amerika'da 170 milyon dolar harcanmış ve toplamda 400 milyon dolarlık bir gelir elde edilmişti bu filmden de. Walt Disney'in yapmış olduğu sadece filmlere şöyle bir baktığımızda hemen hemen pek çoğu yine masalların sinema sektörü tarafından kullanıldığını görüyoruz. Shrek, sevimli kahramanımız, dünya çapında artık meşhur olmuş bir kahraman. Bir masal dünyasının içinde masal kahramanları oldukça fazla burada. Kişiliksiz prens, kahraman çirkinli, obsesif Cinderella, şımarık pamuk prenses. Yani burada bir melez, bir masal kahramanı karakterleri içerisinde tek bir filmde topluyor ve bunları hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız şekilde bize sunuluyor. Bu da yaratıcılık bağlamında sinemanın farklı açısından önemli. Shrek 2 filmini sadece örnekleme verirsek, film tüm zamanların en iyi hasılat yapan sıralamasında baktığımızda 31. sırada yer alıyor ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hasılat elde ediyor. Sadece Shrek 2 filminden, diğerlerinde de siz kafanızda düşünün ne kadar gelir elde edildiğini. Yine Shrek 2 filmini izledik. Bu filmdeki maceraları deneyimlemek istiyoruz. Ne yapacağız o zaman? O zaman İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'deki DreamWorks turuna katılıp Shrek'in maceraları evine giriyoruz. Bunun karşılığında da küçük bir ödeme yapacağız. Türk lirasıyla sadece 102 TL. Yani sadece bir kişi. İngiltere'de gelen turistin ve bu maceraya yani giderseniz mutlaka eminim hepiniz katılmak istersiniz. 100 lira da nedir ki? Ama böyle milyonlarca insan burayı ziyaret ediyor. Sadece bir filmden küçük bir alıntı olarak karşımıza çıkıyor.
Yine üst fotoğrafta Shrek oyuncaklarını görüyoruz. Almaya kalkarsanız en ucuzu, işte Çin malı olsa 35 TL, 40 TL arasından başlıyor. Çocuk oyuncakları biraz pahalı. Daha sonra yine ikinci fotoğrafta bir fast food zincirinin sadece Shrek için yaptığı özel bir menüyü görüyorsunuz. Bu da yemekten bahsetmiştik. Yemek sektörü aşçılıktan, yaratıcılık bağlamında oldukça değerli buluyorum. Alt fotoğrafta Shrek'in kıyafetlerini almak isterseniz 550 lira veriyorsunuz. Shrek'in kıyafetlerini edinebiliyorsunuz. Yine Türkiye örneklerinden gidelim Shrek üzerinden. Çok tutuldu film. Ne yapalım? Bunun hemen bir müzikalini yapalım. Zorlu Center PSM'de müzikali yapıldı. Kapalı gişe oynadı her defasında. Ve yine sektör oldukça büyük paralar kazandı. Bursa'da bir yerel tiyatronun yaptığı diğer afişi görüyorsunuz. Kırmızı Başlıklı Kız masalını hepimiz biliyoruz. İşte 2005 yılında animasyon tarzında karşımıza çıktı. Burada masal karakterliğinin tamamen farklı boyutlarda izliyoruz. İşte yaşı kırmızı başlıklı kız, muhbir kurt ve aktör olmak isteyen bir ormancı ve çılgın bir büyük anne ile karşılaşıyoruz. Tamamen masaldan farklı karakterler, hiç görmediğimiz yönleriyle karşımıza çıkıyor. Yine 2011 yılında yapılmıştı. Kız ve Kurt adıyla Türk sinemalarında yer almıştı. Fantastik ve korku türünde bir film. Yine 2011 yılında güzel bir animasyon. Burada da hiç olmadığım, görmediğimiz kadar kırmızı başlıklı kız ve diğer karakterleri farklı bir şekilde görüyoruz. Bu filmde 30 milyon dolarlık bir hasılat yapmıştı. İlk karikatür oldukça önemli. Kurt diyor ki, iyi de kırmızı başlıklı kızın yanındakiler kim böyle? Bunlar hikayede yoklardı. Aslında kültür endüstrisinin yarattığı, yani bu oluşturduğu yaratım açısından ben çok önemsiyorum bu karikatürü. Çünkü kültür endüstrisi temelinde bu. Masalda sadece kırmızı başlıklı bir kız ve kurt vardı. Kültür endüstrisinde de yanında artık güvenlik görevlileri, teknolojiyi kullanan karakterleri görüyoruz. Kültür endüstrisi masalı alıyor, böyle bir form haline dönüştürüyor, karşımıza çıkartıyor. Yine çocuklar için pelerini mevcut, oyuncağı mevcut, tiyatrosu ve yine bir kitabı da karşımıza çıkıyor. Diğer masalların sinemaya dönüştürülmüş şekli Uyuyan Güzel. Bunu sadece sinema olarak düşünmüyoruz. Sinema, tiyatro, müze, turizm, yani bütün kültür endüstrilerinin alt dalını anlattığımız bütün sektörler bu masaldan yola çıkarak bundan bir üretim elde ediyor ve dolayısıyla ekonomik girdileri oldukça fazla oluyor ülkelerin. Yine Kırmızı Papuçlar filmi Anderson'ın masalından uyarlanmıştı. Manhattan'da sihir, yine orada peri masalları ülkesi karşımıza çıkıyor. Kültür endüstrisi olanı hocamızın da belirttiği gibi Türkiye'de yeterince ilgiyi görmemiş ve bilinçli bir farkındalığa kavuşmamış. Ancak işte 1950'lerden sonra sözlü edebiyat, köyden kente göçle birlikte sözlü kültür yeni bir bağlama kavuşuyor. Bu da sinemaya yansıyor. Özellikle Sır Kapısı, Kalp Gözü gibi programlar mesela efsanelerden yola çıkarak karşımıza geliyor. Masal türü 1930'lardan sonra radyo ve sinema alanında etkin kullanılmaya başlıyor. İkinci sözlü kültür ortamının ilk masal anası hocamız da bahsetti. Adile Naşit oluyor böylelikle. Türk sineması tarafından 50'li yıllardan itibaren kullanılmaya daha yoğun başlanıyor. 70'li yıllarda da Türk masalları genelde Türk sözlü kültürü etkin bir şekilde kullanılıyor. Balıkçı Güzeli masalı yine bir romandan Beyaz Perde'ye yansıyor ama filmde masal sunsuzlarının yanında bir masal da anlatılıyor o filmde, Balıkçı Güzeli'nde.
Yine 1968 yılın yapımı Bağdat Hırsızı filmi ise Binbir Gece Masalları'nın sinemaya uyarlanmış versiyonu olarak çıkıyor. Burada Adile teyze de karşımıza çıkıyor. Size çok kısa bir hemen masal nasıl anlatılıyor o günlere götürmek adına bir nostalji yapayım istedim. Nasılsınız yavrularım? İyisin. Teşekkür ederim bence. Burada TV'deki nasılsınız yavrularım, iyi misiniz derken yine karşıdaki birileri varmış ve onlarla iletişim kurmaya çalışıyormuş gibi. Tıpkı sözlü kültür ortamında yüz yüze yapılan iletişim tarzında bir iletişim geleneği de televizyonda devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Gel bakalım Kumral. Seni tebrik edeceğim. Evet. Ya bugün Türkçe dersinde aferin almışsın. Teşekkür ederim. Sana da dinleyeceğim. Sen de matematikten. Barancığım da öyle. Burada kendince bazı isimler soruldu çocuklar oğluna. Masal mı canım? Evet. Evet. Bir varmış bir yok. Sabahın birinde bir ülkede bir kadıncağızla bir adamcağızın çocukları dünyaya gelmiş. Gelmiş ama çocuklar. Kısa bir örnek adına fazla vaktinizi almamak adına hızlıca geçiyorum. Yine Cilalı İbo ve Kırk Haramiler filmi masalın Kırk Haramiler masalından karşımıza çıkıyor. İzlemiş olanlar muhtemelen vardır. Yine tabii ki Türk sözlü kültür, yani kültür endüstrisinden bahsederken Keloğlan'a değinmeden geçmek olmaz. Keloğlan maalesef batıdaki tarzda bizde evrensel bir yapıda dönüştürememişiz. Keloğlan deyince de Rüştü Asyalı ismini zikretmeden geçemiyoruz. O genellikle Keloğlan masallarını beyaz perdeye aktarıyor. Daha sonra sinema filmi yapılıyor. Yine burada çok kısa bir geçebilirsek yine size göstereyim. Masalları çizgi filmi çok meşhur olduktan sonra bu çizgi filmdeki kullanılan objelerin Masallar Köyü adı altında çocuklara pek çok AVM'de karşımıza çıkacak mini bir müze tarzında çocuklar gidiyor içerisine nerelerde yaşadıklarını bakması açısından yine kültür endüstrisinin yaratım olanakları ve imkanlarını göstermesi bakımından oldukça önemli. Yine müzikalleri yapılıyor, oyuncakları var, yine tiyatrosu karşımıza çıkıyor. Burada Eylem Özçimen'in Masal Perisi isimli programına da anlattığı masalın sonunu tamamlaması da sözlü kültür açısından oldukça önemli. Masalı anlatıyor, sonunu tamamlamıyor ve sonunun tamamlanmasını dinleyicilere, izleyicilere bırakıyor. Yine 1990'larda ortaya çıkan telemasal, yani telefonda masal anlatma dinleme hizmeti buradan uygulamaya giriyor. Yine kültür endüstrisi iletişim anlamındaki, yaratım anlamında. İnternet sitelerine baktığımız zaman yine
masalla ilgili sitelerin en çok ziyaret edildiğini görüyoruz. Bütün bu örnekler ben çok kısa bir şekilde geçmeye çalıştım. Masalın farklı bağlamlarda sinema, çizgi roman gibi kültür endüstrileri tarafından inovatif ürünlere, dönüşümlerine bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Olağanüstülükle fantastik arasındaki bu sinemasal nitelikteki filmler, masalın geleneksel yapımı ve bağlamı sinemanın sunduğu olanak ve dille birlikte daha etkileyici bir biçimde dönüştürülerek topluma hitap ediyor. Yani masal modern dünyaya uygun bir biçimde yeniden kurgulanarak kitlelere sunuluyor. Anlatım ve gösterim geleneği sözlü kültürü oluşturan geleneksel belleğin dolayısıyla milli kimliğin canlandırılması, aktarılması, yenilenmesi ve yeni kuşaklara aktarılması gibi işlevlere sahip masal anlatım geleneği. Bu işlevlerden bazıları da ikinci kültür ortamında devam ettiğini görüyoruz. 20. yüzyıl teknolojik gelişmelerin çok hızlı şekilde yaşandığı bir yüzyıl ve yaşamımızda da hızla yerini alıyor. Kulağın krallığı, yani eski sözlü kültürdeki kulağın krallığını artık göz alıyor, göz hakimiyetini sağlıyor. Sözlü kültür tacını ikinci kültür ortamına bırakıyor. Evlerdeki masal analarının, masal dedelerinin yerini radyo, TV, sinema ve internet alıyor ve yeni masal anaları olarak karşımıza ikinci kültür ortamında çıkıyor. Batı bunu kültür endüstrilerini çok iyi bir şekilde kullandı. Yeni ürünler ve pazarlar oluşturdu kendisini. Çağdaş toplumlarda sözlü kültür gelenekleri modern ürünlerin yaratılmasına kaynaklık ederken Türkiye'de böyle bir sürecin ortaya çıkamamasını öncelikle bizim yaratıcılık kavramımızı arka plana atmamızdan ve tabii ki eğitim sistemindeki bazı yetersizlikler gibi temel problemlere de bağlamak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocalarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza hediyelerini vermek üzere Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Bey'i kürsüye arz ediyorum.